Arkadaşlar, Kız Babası kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Bugün sizinle Elif'in doğum günü videosunu paylaşacağız. 3 numara, yıllar sonra gelen kızımız Elif'in. Hani biz Elif'in isteklerini niye bu kadar yerine getirmeye çalışıyoruz? Hani bunu açıklamak istiyoruz. Sizinle geçmiş bir anımız var, onu paylaşmak istiyoruz. Bu anıdan sonra inşallah Elif'in doğum günü videosunu sizinle paylaşacağız. Kız olması zaten büyük bir sürprizdi. Hani o kızımız olmaz diye düşünmüştük biz. Hani üçüncü olsa da, hani insan iki tane erkek olunca üçüncü de erkek olur düşüncesiyle hani yani hayal kuruyorduk, ama bir anda kız olduğunu öğrendiğinde biz çok mutlu olmuştuk. Yani büyük bir şok yaşamıştık. Güzel bir haber olmuştu. Evet. Yani inanmamıştık hatta. Elif doğdu. Bir haftalıkken tek tük öksürmeye başladı. Kız kardeşimi aradım ben. Ocak'ta tabii oldu Elif. Abla dedi, yeni doğan da öksürük dedi, çok tehlikeli olabilir dedi. Hemen dedi bir çocuk doktoruna gidin, gösterin dedi. Hatta mümkünse dedi doğum yaptığın hastaneye git dedi. Doğum yaptığım hastaneye aradım, randevu alamadım. Ben de en yakın başka bir hastaneye gittim. Doktor bir haftalık bebek olduğunu öğrenince bu dedi hani öksürük riskli olur dedi. Siz bunu dedi ya dedi Behçet Uza ya da dedi 9 Eylül'e götürün dedi. Biz tabii insan yani lahusasın, yeni doğum yapmışsın, bir haftalık yani küçücük, zaten 2900 doğdu, minnacık bir şey, toparlayamadı kendini ve inanın öksürdüğünde yarım saat boyunca öksürüyordu. Biz eşim görevden takılıyordu, kıpkırmızı oluyordu, takılıyordu yani. Küçücük gövdesi sanki zıplıyordu yerinden. Eşim görevden geldi, hemen bizi 9 Eylül'e götürdü. 9 Eylül'de işte hemen acilden giriş yaptık. Yeni doğan olduğu zaman yani ilgi alaka çok farklı. Yani çünkü çok riskliymiş bu tarz şeyler. Biz de Elif de öğrendik. İki oğlumuzda hiç böyle bir şey öğrenmedik. Onlar yaz bebeğiydi gerçi, bu kış bebeğiydi. Neyse, doktorlar bizi muayene edince yanımızda bizim bir hasta vardı. Hemen onu çıkardılar. Bizi böyle karantina gibi bir duruma soktular. Doktorun biri geldi, dizimin dibine oturdu. Benim halimi zaten anlamış. Allah razı olsun ondan. Bak dedi, hani üzülecek bir şey yok dedi. Bazen dedi bebeklerde böyle şeyler olabiliyor dedi. Biz dedi şimdi dedi Elif'in dedi anne sütünü keseceğiz dedi. Eğer bu saatten sonra dedi anne sütü vermeye devam edersek dedi akciğerlerinde ödem oluşur, süt kaçabilir ve dönüşü olmayan bir hasar bırakabilir dedi. Ama bir haftalık bebek, ben hani çok zor. Yani şuramı morartmıştı hani emerken, burası mor olmuştu. Biz dedi onu dedi serumla besleyeceğiz dedi. Direkt dedi midesine dedi boru salacağız dedi. Direkt dedi mide mamasını ya da işte serumunu, yani ne vermeleri gerekiyorsa o şekilde vereceğiz dedi. 9 Eylül'de biz odada bekliyoruz dedi. Bizim dedi hastane dedi Elif için dedi küvez yok dedi. Yani var ama dedi şu an dedi hepsi de dolu dedi. Değil. Yeterli değil dedi. Biz dedi şu an dedi aceleyle dedi hızlı bir şekilde dedi küvez arıyoruz. Çünkü dedi her an dedi küveze ihtiyaç duyabilir dedi. Hani inanın o zaman evet. Zor geçti arkadaşlar. Oradan ambulans eşliğinde Behçet Uza kaldırıldık acil. Ben de duygulandım şimdi. Behçet Uza ambulansla gittiğimiz için zaten doktor, hemşire bekliyordu kapıda. Hemen küvezde geldiler. Orada hemen orada acil müdahale odasında bebeği çırılçıplak soyuyorlar. Yalnızca bezi kalıyor. Bebeği alıp gidiyorlar. Siz gidemiyorsunuz tabii. Yani yaklaşık o süreç 2 hafta kadar sürdü. Biz 2 haftada herhalde Elif'i 2 ya da 3 kere ancak görmüşüzdür. Yani gördüğünüz... İlk zaten 1 hafta arkadaşlar kesinlikle göstermediler. Evet. Göstermedikleri gibi bir de yani sabah gidiyoruz eşimle beraber. Bizim gibi bir sürü aile var orada yani. Bir sürü küvezde çocukları var. Akşama kadar bekliyoruz. Acaba bir haber gelir mi? Bir şey duyabilir miyiz? Bir gelişme var mı? Sadece bir hani mutlu bir haber bekliyorsun orada yani. Yani evde bekleyemiyorum. Sabah gidiyorduk biz oraya. Akşama kadar bekliyorduk. Eşim ilk hafta izinliydi. İkinci hafta göreve başlamak zorundaydı. O sabah beni bırakıyordu. Görevine gidiyordu. Mesaisi bittim, gelip beni alıyordu. Evde de iki tane oğlan var.
15 tatile denk geldi bu hastane süreci. Yani çok hani yani tarif edilecek bir şey değil, zor bir süreçti. Şimdi doktorla konuştuk, biz dedik hani niye bu hale geldi bu? Büyük bir ihtimal dedi, virüs var dedi, tehlikeli bir virüs. Hani uçuklu bir insandan bulaşmış olabilir dedi, öksürüklü hasta bir insandan bulaşmış olabilir dedi. Biz dedi, Elif'i dedi, direkt dedi mideden besleyeceğiz ve dedi kafasına dedi bir şey geçireceğiz dedi. Çünkü dedi belli bir süre sonra tek başına nefes alamaz hale gelecek dedi. Sakin olun dedi. Tabii biz böyle her gün gidiyoruz, geliyoruz, gidiyoruz, geliyoruz. Bir gün böyle içeri aldılar bizi. Hani böyle küvezden yani gösteriyorlar bebekleri. Orada bir yoğun bakım hemşiresiyle konuşuyoruz. Hani sordum ben nasıl falan diye. O da dedi bize hani yeni doğanda de bu tarz şeyler dedi, çok risklidir dedi. Her şeye dedi hazırlıklı olun. Yani o sözü yani ben zaten internetten araştırıyorum. Yani ne olabilir? Nereye varabilir? Hani başımıza neler gelebilir? Zaten aşağı 5 aşağı yani hani biliyorsun. Yani ama biri dediği zaman kaynar sular döküldü doğanda yani arkadaşlar. Biri yani, dediği zaman zor bir durum. Yani onu hani kabullenmek çok zor bir şey. Yani ben herhalde 2 hafta boyunca hep ağladım. Yani yemek yerken ağladım, otururken ağladım. Hani evde 2 tane çocuğum var, 2 tane oğlum var. Onların psikolojisini de şey yapmak, hani bozmak istemiyorum ama yani tutamıyorum kendimi artık. Yani onlar da artık şey, ben hani diyorum siz lütfen hani şey yapmayın. Ben ağladığım zaman kendimi rahat hissediyorum. Yani çocuklarım da öyle ama ev çok kötüydü. 2 hafta boyunca çok kötüydü. Neyse 2 hafta sonunda artık hani doğru dürüst bir haber de verilmiyor. Behçet Uz bilmiyorum hiç yani kimseye Allah hani düşürmesin ama Rabbim iyi ki öyle yerlerde var. Çok hasta var, çok doktor yani çok başları kalabalık. Yoğun. Net bir bilgi yok. 2 hafta geçti artık benim hani şurama geldi. Dedim ben hani gittim doktora, ben dedim çocuğumu alacağım dedim başka bir hastaneye götüreceğim. Hani dedim siz yeterli bilgi vermiyorsunuz. Hani zaman da yok. Doktor dedi sakin olun dedi. Biz de bugün sizle görüşecektik dedi. Elif'in de değerleri düzeldi dedi. Küvezden çıkabilir dedi. Anne sütü alabilir artık dedi. Evinize götürebilirsin ama dedi çok dikkatli bakacaksınız. Çok dikkatli besleyeceksiniz. Hani yanına kabul etmeyeceksiniz. Kesinlikle. Kendiniz bile bebeğin yanında belli bir süre maskeyle duracaksınız. Yani bu maskeyi biz o zaman yani yaklaşık bir ay, bir buçuk ay kullandık evet, arkadaşlar. Evet, yani. Elif'in odasında, Elif'i kucağıma alırken, Elif yani odasını ayırdık hep maskeyle ve ben onu çok iyi besledim. Doktor kontrolüne gidiyoruz, doktor şaşırdı hani bu kadar dedi sıkıntılı hani bir süreç geçiren bir bebeğin dedi bu kadar kilo alması, hareketlerinin düzelmesi, hani gününü ayına göre gidebilmesi dedi çok güzel bir şeydi, bu sizin başarınız dedi. Ama inanın deli gibi ben hani bilgi topluyorum, kız kardeşimle konuşuyorum, hani nasıl sütüm artar, onu ben nasıl daha iyi besleyebilirim, işte o hani 2 haftalık bir travma var, anneden ayrı, anne sütü alamadı, onu nasıl en aza indirgeyebiliriz deyip araştırdık ama tabii bunun bir hasarı kaldı. Bu ağlama kolik bebek denen şey hastane. O yalnızlık duygusundan gelişmiş. Hani hastanede hep yalnızdı, anne kucağı yok, anne sütü yok. O gelişti. Yaklaşık bir 7-8 ay biz onu çektik. Yani sürekli ağlamaları vardı. 6'da bir başlıyordu. Mesela 8'e kadar yani evet. Hiç susmadan ağlıyordu yani. Şimdi ben şunu demek istiyorum. Hani niye bunu size anlattık? Hani biz hani yılbaşı ağacı süsledik ama biz hani yılbaşı ağacı hani yılbaşı gecesi ne yaptınız deseniz biz hiçbir şey yapmadık. Hani isteyen herkes her şeyi yapabilir. Ama hani o istiyor diye onu yaptık. Doğum günü hani bu kadar hiç abartılı şeyler yapmazdık. Yani erkek çocukları çok istemiyorlar. Ama Elif istiyor diye hani biz de abilerdi. Yani yalnızca anne baba değil bakın. Evet. Biz 4 kişiyiz Elif'in etrafında dönen. Ben orada Behçet Uz'un kapısında otururken hani saatlerce oturuyorsunuz hayal kuruyordum. Benim kızım büyüdü diyordum, büyüyecek diyordum. Ona ben tokalar alacağım, ayakkabılar alacağım, işte süslü kıyafetler alacağım, işte doğum günü olacak, şöyle yapacağım, böyle yapacağım diye. Hani bu hayallerle ben kendimi orada böyle dik tutabildim. Hani çocuklarımın karşısında, eşimin karşısında.
bu şekilde kendimizi sağlam tuttuk ve hani ben hep bunlara söz verdim ya kendime, işte Allah'ım iyileşsin, şöyle yapacağım, iyileşsin, böyle yapacağım. Onun için hani böyle yüzü atılsın, yüzü yere düşsün istemiyoruz. Hani gücümüz yettiğinde, çok şımartmadan, hani maddi olanaklar belki çerçevesinde ulaşmadan, hani Allah'ın izniyle yapmaya çalışıyoruz. Yalnızca kızımın değil, erkek çocuklarımın da gücüm neye yeterse. Şimdi büyük oğlan araba istiyor. Yani oğlum diyorum, hani araba almaya bizim bir arabamız var. Hani benim de arabam yok. Hani sana araba alsam, Mustafa arkasından geliyor, dörtlüsü, onu alamam. Yani yapabileceğim şeyleri adaletli yapmam lazım diye düşünüyoruz biz eş, karı koca olarak. Hani bunu sizinle paylaşmak istedik ki Elif'le ilgili hani böyle yapmak istediğimiz şeyler hani size daha abartılı gelmesin yani. Çünkü yaşadıklarımızdan sonra arkadaşlar, ya yıllar sonra gelen bir çocuktan dolayı yani belki size bazılarına abartılı gelebilir ama yani insan yaşayınca biliyor bazı şeyleri. Onun için inşallah fazla sizi şey, geçelim mi doğum geçelim. Günü? Doğum günde görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Bugün Elif'in doğum günü. Evet arkadaşlar. Prensesim, iyi ki doğdun. Şimdi Elif'e odaya sürpriz bir hazırladık. Şimdi Elif merak ediyor şimdi. Gelin beraber odamızı görelim. İyi ki doğdun kızım. Elif saçlarına şöyle bir yakınlaşayım. Çiçek bahçesi gibi olmuş benim kızım. Hazır mısın? Açalım mı? Açalım. Açalım mı? Açalım. Hadi tamam. Aa bak, ne güzel. Üstünde resmim var. Evet arkadaşlar. Kalabalık olmadığımız için küçük bir pasta yaptırdık. Beğendin mi pastanı? Çok beğendim. Hemen parmak beyazım var. Parmak beyazım var. Sofyalı tabaklarımız, bardağımız, ağlamayan pastamız. Değil mi Elif? Birazcık parmakladım. Elif, balonlar nasıl? İmdat, kalma burada. Gel siz. Gel şu balonlar içinde bir şey yok. Balonlar uçuralım havayı. Şöyle havayı kaldıralım şu. Beğendin mi süslerini? Aa, burada ne yazıyor baba? Doğum günüme hoş geldiniz diyor orada. Doğum gününe. Evet, doğum günüme hoş geldiniz diyor. Burada da ne diyor? İyi ki doğdun diyor. İyi ki doğdum. İyi ki doğdun prenses. Çok güzel olmuş baba, teşekkür ederim. Evet, şimdi misafirlerimizi de çağıralım. Pastamızı. Baba bir şey yap. Birkaç misafirimiz var tabii. O bizim yani. Onlar bizim birkaç misafirimiz. Bir tane misafiri kabul edebiliyoruz. Hadi bakalım onları çağıralım ve pastayı yiyelim. Mumları yakalım. Tamam. Hadi sen çağır bakalım içeriden. Tamam. Ben de masayı buraya çıkarayım. Müzeyin balonlar çok hoş görünüyor. Evet. Rengarenk. Ahmetcan, sen çakmak getirir misin? Ahmetcan çakmak. Bu güzel kızlar benim kardeşimin. Güzel kardeşim, güzel kızları. Hadi abini çağır. Tamam çağırırım. Çakmak getirsinler. Benim kız kardeşim sağlıkçı. Onu burada alkışlıyoruz. Balkonda alkışlamak yetmiyor. Evet, çok emekleri geçiyor arkadaşlar. İnanın çok yoruldular. Ya. Rabbim en kısa zamanda. İzin yok. Yani sürekli mesai çalışıyorlar. Allah yardımcılar olsun tüm sağlıkçılara. Yani gel bakalım. Hadi bakalım. Tamam. Ha, bıçak, evet bıçak da getirelim. Bu yakışıklı da benim büyük oğlum. Yakışıklı bir yakışıklı daha geliyor. Bu da küçük oğlum. Bu da börek yapan anneanne. Yakında ev yapımı baklava da geliyor. Tamam gel bu tarafa geç.
Hadi bakalım. Bu tarafa geçeceğim babacığım, bu tarafa. Bak görüyorum, bak gelmiyor. Bunlar yanmıyor, yanmıyor. Oluyor böyle. Gel bakalım. Geç bu tarafa. Gel. Ateş vermiyor. İyi ki doğdun elim. İyi ki doğdun elim. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun elim. Hadi bakalım. İpleri tuttum. Şimdi bakalım onları. Elif ne tuttun? Hayır söylenmez yok. Söylenmeyiz de gerçek olmaz. Yok öyle bir şey yok, söylenebilir. Anne hayır. Tamam söyle. İyi tamam söyle. Evet tamam. Pastan keselim mi? Gelelim onları çıkartalım ama. Tamam. O da sıcaktır. Şöyle kenara koyalım. Yandı mı elin? Yanmamıştır o kadarcık. Abla senin daha. Benim kızım güçlü bir kız, öyle narin malin değil. Kesin seni ya. Ortadan iki ayırın. Ne böyle kes. Evet. Hayır. Vücutuma ayrılmasın. Vücutuna ayrılmayalım. Ayrılmayalım. Eteğe gitti Elif'im. Hediyeleri çok merak ediyorum. Ooo gerçekten mi? Hediyeleri geçelim o zaman. Evet. Ama oradan bir çatal verir misin? Tamam, tadına baktıracağım işte. Hemen tat testi. Evet, bakalım. Evet, bakalım Elif pastalarını beğenecek misin? Olmasın. Buradan Oba Pastanesi'ne teşekkürlerimizi iletiyoruz arkadaşlar. Evet. Annem azıcık sesli konuşun dedi. Lütfen bağırarak konuşun. Tamam. Videolarda sesiniz çıkmıyor arkadaşlar. Bağırın biraz. Bağırın evet. Damadın sesi videolarda çıkmıyormuş. Neden acaba? Flaş flaş flaş. Tamam, hediyelerini getirelim. Hadi. Ben getireyim. Ben hediye getireceğim. Bu bizim hediyemiz. Bizim hediye getirmiş Mustafa. Şey, o pastayı anneciğim büyük masanın üstüne alın. Tabağı da alayım orada. Şu an seni çekiyor. Zoomluyor seni Ahmetcan. Yakından gösterebilirim seni şöyle. Şöyle. Evet. Yeşil de çok yakışmış maşallah. Buradaki insanların her biri ayrı ayrı güzel ya. Bunlar en sonrası. Biz ikine yaşıyoruz. Evetciğim, bu da sana hediyemiz. Alayım diye söyleyeyim. Ama bu bantlı sanki. Aç bakalım. Yok ben bunu açamıyorum. Bu bantlı. Gel şöyle geç. Bak sen çek o zaman. Acaba anne çok yapıyorsun. Ya sen niye açıyorsun ya? Hadi bakalım. Gel bakalım. Hadi açalım. Bu kimin hediyesi? Bizim hediyemiz. Biz Elif'e hediye almadık annesiyle babası olarak. Çünkü Elif'e kıyafet aldık, pasta yaptırdık. Değil mi Elif? Aa, büyük ayıp etmişsiniz. Çok büyük. Hayır. Her zaman her zaman hediye olur durur mu? Bu ne? Aa, bu mavi mi kutu? Bu ne ya? Yani? Mavi. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım, bu ne böyle? İkinci baby life'ımız oldu. Bir suya sokunca bir deniz kızı oluyor. Tertik bebek bezi de var. Bastıvarım da var. Anne açmak istiyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Bir şey yapalım sonra açalım, tamam mı? Teşekkür ederim kardeşim. Teşekkür ederim Gizem abla, teyze Terem abla. Zor zor nöbet tutuyor benim kardeşim ama yeğene kıyamamış, böyle bir hediye almış. Çok teşekkür ederim. Anne ama ben bu vizyonunu çok beğendim. Hadi bakalım. Şimdi şöyle koyalım. Bunu kenara koyalım. Şimdi abilerini açıklayın bakalım. Burası iyi, burası iyi. Hadi bakalım, bu abilerin hediyesi. Bir bakabilir miyiz şöyle? Bir de. Evet. En yakında videonu bu kıyafetlerle çeker. Evet. Aman Allah'ım. Gerçekten çok güzel. Abilerimiz zevkli. Evet Elif, abiler bir teşekkür edelim mi?
He? Abiler teşekkürler. Biz hediye almadık. Aman Allah'ım. Almışız mı? Yok almamıştık ya. Bunlar nereden geldi? Çok teşekkür ediyoruz abileri. Çok güzel. Evet Mustafa teşekkürler Ahmetcan. Teşekkür ederiz. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Açık. Aç bakalım. Anne ben de bilmiyorum. Merak ettik. Ben de merak ediyorum. Ay ben de artık çocuk olmak istiyorum. Hiç böyle doğumluk kalmadı. Bu ne? Anne bu ne? O neylik? Onları sonra bakalım güzel. İstersen. Evet. Anne bunları güzel. Şöyle omuzuna tak bakalım. Ay prenses. Kıyafetine de yakıştı. Valla. Tamam sonra bakalım getir. Tamam. Şimdi diğer hediye canım. Evet. Bu babanın hediye. Bu benim hediye. Anne diğer bunlar derilerim. Çok karışıyor. Anne burada mı? Aa benimkiyle aynı paketleme evet. Değil mi? Bir de aynısından çıkıyormuş şimdi. Aynı bebekse ne yapacağız? Evet değiştiririz. Abim Netko'dan saç çıkmış. Evet. Oğlum şu anda pazarlama üzerine çalışmaları var. Yani şirket kurduğunda inşallah. Desteklerinizi bekliyoruz. Bu ne? Anne bu ne? Hadi bakalım. Aman Allah'ım Elif çok tatlı bu ya. Ha? Dur bir saniye dur bıçak getirelim. Teşekkür ederim. Bunları sonra açalım Elif. Şimdi pastamızı yiyelim. Ondan sonra tamam mı? Hadi. Bunu çantadan içine gel. Ha bak anne. Ay kumbarama koy. Ya bak çantanı koy şimdi çantana. Çantana koy. Tamam hadi kumbarasına koy babası. Evet arkadaşlar Elif'in gizli kumbarasının yerini öğreniyoruz. Bakayım para var mı içinde? Hemen sakladım. Evet arkadaşlar doğum günü videomuz bu kadar. Tekrar görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.